Ulan al kızı, yatır şeyi arabanın arkasına. Tamam. Şey, bagaja koy, arabanın altına koy. Arabanın bagaj arkasında olur ya. Ha, altına koy. Döşemeye. Kaçırıyorsun ya. Ne olur? Ha, döşemeye kaçırıyorum. Yapma, yapma. Tamam, tamam. Artık bir daha yapmam zaten. Ya oturur mu heykel? Ya heykel değil ki o. Karım ya, numara yapıyor. Tamam ama heykel gibi durması lazım. Allah. Eski, uzat ayakları. Eski, ayakları uzatsın. Ha? Şu an çok mutlu. Arabanın... Ezgi, kafanı göreyim. Ezgi, yanlamasına tak, arabadan çıktın. Giderken yolda kafan sürtünür yerlere. Kapılar açık. Kapı açık mı gideceğiz? Şöyle durayım. Ya saçmalama, dikine soksana şunu arabaya. Dikine mi? Yatırın dediniz. Dikine yat. Böyle boynun ağrır ya, ağrımaz mı? Evet, böyle süper oldu. Boyun ağrımaması için ip bağla boynuna, azıcık indirir kaldırırsın. E tampona bağlayayım, zaten düz gelir biz hıza giderken. Hayır, ağrım boynuna boyun. İp bağla. Hayır, hayır, onun boynuna bağla. Yok, benim boynum ağrımaz. İyi, tamam. Evet, binin arabaya. Ve yola çıkarlar, yola çıkarlar. Gümrüğe doğru yaklaşmaktadırlar. Yaklaş Gümrüğe. Prodüksiyon, bir tane masa, bir tane sandalye getir. Çabuk ol, prodüksiyon! İçerisi yavur hamamı gibi oldu. Çok eskilerden bir gülüş sezdim. Evet, Ezgi, sen devamlı şikayet ediyorsun. Şikayet et. Ama hiç güzel olmadım böyle. Hayır, öyle şikayet etme. Valla acayip bir havası oldu ha, söyleyeyim. Sen manitaya sor, böyle beğenebilir. Ezgi, söyle. De ki... Allah kahretsin, benim üzerimde deneme mi yapıyorsunuz yani falan? Yani Allah kahretsin, denemeyi benim üstümde mi yapıyorsun ya hayatım? Ya karıcığım, yazıklar tamam olsun. Ya susun, gümrüğe geldik. Söyle, hiç kıpırdamayacaksın. Şey, gümrükçü gelip arabayı incelerken Ezgi bir ses çıkarırsın, tamam mı? Evet, 3, 2, 1, gümrükçü gelsin. Alkışlarla gümrükçüyü çağır. Seyirciden mi? Hayır, arkadan gelsin. Gümrükçü gelsin. Gümrükçünün şu an bizim kapıda durması normal mi hocam? Ercan abi, hoş geldin. Hoş geldin sen. Ya işte ben tam göremiyorum. Oralarda bir yerde. Ercan abi, sen oturuyorsun şeyde, gümrük şeyinde. Evet, orada kendi kendine mırıldanıyorsun, şarkı söylüyorsun. Verin Ercan abiye gitarı ver. Sen kendi kendine takılırken oradan abi, bu salak geliyor arabayla, yanaşıyor. Sana pasaportları bastırmaya geliyor. Evet. Arkadaşım, şarkının sonuna doğru pasaportları bastırmaya git. Pasaport. Evet. Dünyada ilk. Pasaport da olur. Ha. Nasıl bir yolsa bu, böyle böyle geldik oraya kadar. Evet, kalk şimdi, in arabadan. Yavaş yavaş gidiyorsun. Ercan abi de takılıyor. Kendi kendine şarkı söyleyen bir şey, memur. Tamam, evet. 3, 2, 1, buyurun. Gümrükçü böyle yani. Tabii. Evet, evet. Gitarcı gümrükçü. Gitarcı gümrükçü. Yeni bir beste üzerine çalışıyor. Ne seveni ne de gideni, hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü, sahi misin? Korktum artık. Gel canım, gel. Kolay gelsin. Biz... Gümrük... Bir saniye, bir dakika. Şurayı da yapayım. Of Allah'ım. Nedendir hep zor sana geliş. Of Allah'ım. Ofları tekerledim say. Gel tamam. Yo yo, ben vakit geçtikçe işime yarıyor. Daha da yıllanıyor benim tarih eser. Gel. Tarih eser derken? Evet. Oğlumla beraber tarih eser kaçırıyor musun? Arkadaşım, ne yapıyorsun? De ki, oğlumla beraber şeye, yurt dışına gidiyoruz. Ercan abi, sen çok saçma sorular sor, iyice şey yap. Yani, ya Fırat, sen neredesin bu arada? Bir bakmak istiyorum. Her yerde. Şuraya, tamam, eyvallah. Ona annesi bile bakmak istemiyor ona ya. Vallahi... Efendim, rahatsız ediyorum. Ben oğlumla beraber yurt dışından geliyoruz. Beyan edilecek bir şeyimiz olduğunu zannetmiyorum. Oğlum bir iki tane arkadaşlarına vermek üzere biblo falan aldı. Siz de uygun görürseniz bir an önce geçmek istiyoruz. Çünkü ocakta yemeğimiz var.
Of. Deklar edecek bir şey yoksa niye böyle bu kadar bir kıvranıyorsun onu anlamadım yani. Nerede göster bakayım bir. Efendim bir araba burada. Buyurun lütfen. Evet. Zahmet olacak size. Arabaya mı bakacağız? Araba bu. Yok Arap gelmedi bizimle. Deklar edeceğiniz şey ne? O söylediğin şey ne? Biblo bir tane oğlan bir tane şey aldı. El yapımı bir heykel değil. Biblo'da değil de heykel. Oğlan bu herhalde. Oğlanım evet. Maalesef bu. Elimizden gelen en iyisi buydu. Ercan abi elinde kağıt kalem arabanın etrafında dolanıyorsun. Bakarken tam o sırada Ezgi bir ses çıkarır. Sizin biblo... Arabanın ABS'si efendim. Uzun yol yaptığımız için sintine yapıyor tabii. Normal Westinghouse. Arkadaşım git kıza şey yap. Yapma falan. Karıcığım Allah'a iki dakika sık dişini lütfen. Şu an geçtik geçiyoruz. Şu an benim arkadan donum çıktı çıkıyor. Gergin bir durumdayız. Ezgi posta koy. Ne yapayım ayol? Tozun içindeyim, hapşırdım. Hadsiz! Bir de yürüyorsun beni. Ercan abi çağır şunu yanına. Ne oluyor lan bu araba? Gel lan buraya bir dakika. Allah'tan gümrükçü çok zarif. Buyurun efendim. Ne oluyor? Şimdi çok enteresan. Yavrum sen bunun elektrikli olduğunu söylemedin bana. Konuşuyor falan 3-5. Evet bir tuşu var böyle. Burasına basıyorum. Hadsiz! İnanılır gibi. Budapeşte'den aldık biz bunu. Hangisi dedik? Budapeşte, Budapeşte, Budapeşte dediler. Bunlara peşte deniliyor. Özellikle... Hadsiz! Ne diyor? Kalçasına falan vurur hiç ses çıkarmaz. Ha, söylediği şeyi anlamıyorum. Budapeşte'ce mi bu? Olur evet. Çek, çekçe. Adamın dikkatini başka yere çek arkadaşım. Bir şeyler yap. Aa, inanılır gibi değil. Burada ne yazıyor? Shop'ta indirim mi? %90. Arkadaşım, öyle değil. Sen hareketlerinle falan bir anda bir yerine bir şey olsun. Evet, tam Ercan abi adamı yakalar, şey kadını yakalarken, arabaya doğru baka eğilirken bir yerine bir şey girsin. Ben buna bir yakın bakmak. İnanılır gibi. Ne oluyorsun ya? Şşt kalk oğlum. Suni teneffüs yap. Ne? Suni teneffüs. Adam gidiyor. Bence gitmiş çoktan. Hayır. Artık gerek kal. Arkadaşım numara yap. Ağzını göster adama. Ağzıma ağzıma de. Elinle göster. Ağzıma oğlum, ağzıma. Numara bu mu? Bu mu numara? Ya numara yap ki kadın orada rahat rahat şey yapsın. Sarp sen de koş, babana bir şey oldu sanıyorsun. Ne oluyor? Ben de... Gerçekten canlı adamı gömüyordu yalnız az kalsın. Ercan abi şey kalp masajına gerek yok, yapış dudaklara. Ne oluyor? Ya başlarım tarihe seninle. Arkadaşım inandırıcı olması lazım. Beni böyle friendship... Ne? Ben inanmak zorunda mıyım kardeşim yani? Hayır, sen öper gibi yap, ben onu montajda öptürürüm. Benim... Tam öperken arkadaşım birden düzel. Lan niye dudağını uzatıyorsun? İstikabler, insanız neticede. Saçmalama. Ercan sen tam sana eğilirken sen bir anda başka bir yerine bir şey girsin, hemen kalk. Evet, buyurun. Oğlum ne oluyor babana? Yo böyle oluyor. Durmam daha tehlikeli. Bir dakika. Ne oldu? Öyle durmam. Gümrük memurundan kıllandığım için. Gümrükçü gülme. Ciddi. Evet. Şey Sarp sen at kendini yerlere. Babam babam. Aa, lan. Hayır ulan. Yasin. Ercan abi sen oraya saldır, oraya saldır. Hangisine? Şey çocuğa, anne, çocuğa. Anne, anne. Çocuğa. Dudaktan mı? Hayır, tam onu da öperken bir anda arkadaşım sana bir şey olur. Sapık mıyım lan ben? Ya öperken dediğim lafın gelişi, suni teneffüs. Tam ağzını açmışken... Tam beraber duş alıyorsunuz. Hayır. Ne olayı bitti? Tam çocuğa suni teneffüs yaparken Ezgi bağırırsın. Sen dikkatini çek adamın. Hadi bağırsana be abi. Gümrükçü! Dur, o benim hanım, ben öperim. Arkadaşım, ayrılan. Şey, öpme yok. Sen şimdi tam öyle yolda... Niye, o benim helalim. Bir dakika dur. Ya, ha? Ne?